tablet oynuyor XCOM olması bana ilginç geldi. Yani çünkü sonuçta normal yani PC'ye konsola çıktı mı bilmiyorum. PC'ye çıkan bir oyundu. Hani bu tarz aslında kategorilerin belki şeye ayrılması daha mı iyi diye düşünmüyor değilim. Hani mobil exclusive oyunlar ya da mobilde başlamış oyunlara ayrılması daha iyi olmaz mıydı acaba diye. Biri de bir şey söylese de hani bakın konuyu ilerletmeye O çalışıyorum. zamanla oturacak bir şey bence ya. Yani o kadar da şu an herkes Yalnız genel bakıyor. mobilde şöyle bir şey var hani Teamwork mıydı? O programı Teamweaver Evet. programı yükledikten sonra hani çok rahat bir şekilde tabletlerden hatta telefondan dahi bilgisayarı kullanabiliyorsun. Hani böylelikle PC'ye çıkan her oyunda mobil olmuyor mu? Hayır. Hayır diye bitir bari diye bitir diyorum. Bak şu çok süper bir şey. Bu çok doğru. Oculus Rift Innovation of the Year. Kesinlikle yani. Sonuna kadar katılıyorum. World of Tanks çok güzel oynadım. Girdim. Fakat sonra devam edemedim. Aslında ama takım bulsam tekrar oynamak istiyorum. World of Tanks oynayabiliriz. Ben şu an oynuyorum ama onun da açıkçası mesela biraz bu yıl hala orada olması ne bileyim az aday var. Tam neye göre belirlendi de bilmiyorum açıkçası. Adaylık kısmının. Biraz da yanlış bilmiyorsam yine şey de oldu yani. Tartışma da yarattı World of Tanks'ın kendi komünitesinde. Hani siz ne yapıyorsunuz falan diye. Ama şey aldılar yani adamlar. Ama iyi oyun. Yani hem oyun güzel hem inanılmaz tuttu zaten. Hani free to play modeli gayet iyi. İyi gidiyorlar. Bakalım diğer oyunlar nasıl olacak? War Thunder bayağı zorladı onları çünkü şeyde. Evet Uzak evet o konuda karşı. ben çok şeyim meraklıyım Burada hangisi hangisini yiyecek diye. chat'te biz biraz geriden geliyoruz çünkü okumayı unutuyoruz. Her zaman yaptığımız bir şey olmadığı için genellikle hani TV şovu gibi büyük ihtimalle algılanıyor şu anda hala daha bizim kafamız. Yani biz konuşuyoruz, siz daha Ya evet sonradan ben oyuna bakıyordum ya pardon. izleyeceksiniz. Siz daha sonradan Ciddiyet bu kadar. Ya yok yok bir şey söyleyeyim. Bu arada hani işte orada yazanları da ben takip ettim. Hani vatanda tam tersine hayal kırıklığı vesaire vesaire. Şöyle bir şey var. Şimdi promotör denen bir şey var biliyorsunuz. Yani Ne var? promotör. Şey var promotör. Yes. Yani ne var? Promotör. Şey var. Promotör. Abi kimden geliyor ses? Çılgın bir yankı Sinan oluyor. galiba. Sinan mı geldi? Sinan gene radyoyu kapatmadan geldi. Sinan şu anda İngiltere'de, Londra'da. Londra'dan bağlandı kendisi. Uuu çok Onun için havalıyız. ayarlarını yapması bir zaman alabilir şu anda hangi şeyde açtıysa laptopta. Aynen öyle. Şu an ayarlarımı yapmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. 2 dakika. Bağırma, bağırma. Bağırma derken bağıran Cem. Çok Ondan daha çok bağırmam sinirliyim. O lazımdı. yüzden bağırdım. Çok pardon. Okey. Ben neyse devam edeyim. Ne diyeceğim? Pardon. Sayın Pirpak ne demem Promotör. gerekiyor? Promotör dedin de böyle bir kelime var mı onu düşünüyorum şu anda. Neye tekabül ediyor promotör? Vallahi bilmiyorum ama dilimize girmiş bir kelime artık. Yani Türkçesini bilmiyorum. Ne olur? Bir şeyi Ne yapıyor lan yani? pohpohlayan insan. Ne diyeyim şimdi bilemedim yani. Promosyoncu başı. Bunu al, bunu al abi diyen adam. Manav. Olur, o da olur, o da olur. Aradan böyle şeyleri, çürükleri sıkıştıran kötü manav diyeyim o zaman. Yani şöyle bir şey var, promotörler firma adamları aslında. Aa, süper, marka temsilcisi olur. Tamam, hoşuma gitti, daha güzel Türkçeleştirme. Yani sonuçta siz de biliyorsunuz, bu adamlar yaptıkları, sattıkları maldan da firmadan böyle güzel pay alıyorlar. Diyeyim satış başında falan. Adam doğal olarak sana öbürünü satmaya çalışıyor hani. Bu arada hala arkadan çıtı çutur kim ne yapıyor bilmiyorum. Atacağım yayından. Sinan şu anda unboxing yapıyor bilgisayarını galiba. Yayına da verebilirse. Sinan abi bir toplan gel ne olur ya. Sinan. Oğlum Sinan. Geri Sinan dön. başka bir dünyada. Sinan. Yok.
Sinan bir bilgisayarını toplasın. Cem'cim sen yazarsan. Yani çok tamam, çıtır tamam. Geldiği için çıkarmak zorunda kaldık diye. Komponentleri ekliyor şu anda üst üste. Muhtemelen. marka temsilcilerin işte böyle bir şey olduğu için tabii yani sözün meclisten dışarı sizi doğal olarak başka şeyler yönlendiriyor olabilir. Hani gayet doğal bir şey. Ne yapacaksın o kadarını süper cevapmış bu arada. Ona bayıldım yani. Ne yapacaksın o kadarını. Sana ne? Para benim değil mi? Ne yaparsam yaparım yani. şey Aldris Goes Online. Evet muhtemelen bu orada. Şu an öyle gözüküyor. Evet öyle gözüküyor. Vallahi açıkçası bana hiç bu arada şey gelmedi. Ne yapacaksın o kadarını diye cevap gelmedi. Hani bir tek aileden birisine sorduğun zaman ne yapacaksın o kadarını diye bir şey geliyor. Onun dışında hani vatana gidip ben Titan almak istiyorum dediğimde elimizde yok dediler. Hani bu akşama kadar getirtebilir misiniz dedim başka bir vatandan. Getirtelim dediler, getirttiler yani. Ya vatanla ilgili konuşursak bende şöyle ilginç bir şey var data olaraktan. Takip ettiğim ürünler var almak için. Böyle bekliyorum indirime girsin mesela %30 saldıracağım diye. İndirime girdiği gün stokta yok. Yani. İndirim bittiği dakika stokta var. Bazı şeyleri satmak istemiyorlar öyle. Onu önceden söylüyorsun. Senin için mağazaya getirtip ayırttırıyorsun. Ondan sonra indirim olduğu gün gidip alıyorsun. Vay. anti çakallık. Geldiğin gibi bitiyor. Yani herkes senin gibi yapıyorsa evet ben internetten baktığım zaman stoktan o saniye yok olması açıklandı şu anda. elemanları bağlamak lazım. Yani evet ama işte. Zaten yani bir iki kere gidip bu tür şeyler sorduğunuz zaman hani abi git Titan var mı dediğiniz zaman zaten hani şöyle bir duruyorlar. Gerçekten alacak mı yoksa yalnızca hani öylesine mi geldi bu diye bakıyorlar. Daha sonradan var dediği zaman adam hani tamam koy ondan bir tane. Bir tane i7 ver oradan. Bir tane işte Sabertooth anakart ver. 16 GB RAM ver. İşte yok yetmez bir 16 daha ver dediğin zaman zaten direkt şey oluyor haber. Ha peki alıyor deyip. Abi şey vardı diye gösterdi bana. Matrix var elimizde istersen ondan verelim dediler. Yani öyle oluyor. Gidi. Ya ben açıkçası yarın vatana gidip bir sürü parça almayı düşünüyorum eğer bu akşam parçalamazlarsa orayı. Hangi vatan? Hasan vatan. Söylemeyeyim de orayı basmayın diye söylüyor. Hayranlar basmasın orayı. Ya açıkçası şey Bostancı'dakine gitmeyi düşünüyorum şu anda. Topkapı derim. Topkapı'da her zaman her şey var yani. Evet. Ama yarın işte zaman, sabahtan ofise gideceğim için. Bence konuya dönelim. Bence de dönelim. Ben çünkü burada bir şey küfretmek istiyorum. Best Multiplayer Payday 2. Ne? Ama oo. Çok sevdim abi. Evet abi çok güzeldi. Ben oynayamadım ama herkes normal koyuldu yani. Şöyle söyleyeyim multiplayer değil fakat co-op. Best co-op. Yani tamam multiplayer'e giriyorum bilmiyorum ama. Yani işte bence bunu biraz ayırmak lazım. Yani co-opsa eyvallah ama multiplayer... Ama multiplayer abi co-op da multiplayer. Tabii ki co-op da multiplayer. Zaten iki kişi en aşağı olduğu için adı co-op da. Yani multiplayer deyince insanların hakkına genelde ya da bilmiyorum bir tek benim hakkıma diyeyim o zaman. Şimdi gelmezse siz başkasının hakkına. Hani 6'ya 6 kapışılan, 8'e 8 kapışılan evet. Takımlar Counter Strike'den beri böyle gidiyor bu co-op dediğin şey. Şeyde vardı işte neydi? Çok eskiden Rainbow Six'te vardı. En baba co-op oydu. Sonra SWAT'ta vardı. İşte şimdi şeyde çıktı en son Far Cry'de çıktı bilmem ne. Yani multiplayer süresine bereket verilebilecek oyun var bence. Evet, evet orası öyle ama biraz zaten kategoriler ve oyun seçim sanki bizim GameX gibi olmuş biraz. Hani bu niye burada? Bu kategori yani, olsa daha iyi olmaz mıydı dedirtiyor. Yani biz kendi ödüllerimizi vereceğimiz zaman bu kadar detay yaparız da belki de yani... Öyle hoş görmüşler. Belki başka rakip ya görmüşler. Evet. Yani bir ödül var. Vermek zorundasın. Rakip olaraktan bir şey yok. Ya da elinde fazla oyun yok. Ya da daha önce ödül alanlara bir daha vermek istemiyorsun. Çünkü onlar eskidi ve bu kadar yeni bir şey çıkartılmışken diye. O kategori buna da dahildir. Hadi bakalım şekli olabilir. Peki, olmaz mı? Açık öyle bir açıklama yaptın ki hepimiz açıklaman konusunda mutabık kaldık. Evet. Saygı önünde eğildik. Evet. Yaz. Sayfayı biraz aşağı indirirsen hata yapmışlar. Bir de typo yapmışlar bak. Nerede? Tamer Hüseyin kısmında mı? Evet abi. Tamer Hüseyin'i yanlış yazmış adam. Tamer Hüseyin abi adam direkt. Baksana artık biraz sen tam Tamer Hüseyin işte.
Kevin Levine. Ya XCOM gelse de oynasak. Ya ben XCOM'dan çok dertliyim abi. O yani her seferinde aynı şey oluyor. Oynuyorum biraz. Pardon. Ondan sonra grubu bir yerde bir kaybediyorum beklemediğimiz savaşta. Sonra Alt F4 çekiyorum kaybetmeden. Tabii ki. Sonra da grubum ölmesin diye bir daha oynamıyorum. Sonra bir süre sonra tekrar dönüyorum. Biraz işte geçiyorum oraları falan. Yine aynı şey oluyor. Yine bırakıyorum. Öyle yani yine şu an ben bir üzülmüş durumdayım. Ne adamlarım ölürse falan diye. Ama bugün biraz gaz aldım. Sanırım tekrar döneceğim artık. Üniversite ölecekler. Yapacak bir şey yok. Ben de istiyorum. Kutlu oyun mu dijital diyeyim soru geldi. Bu arada süper. Chat'ta chat yalnız. Chat dedim kafama chat düşsün inşallah. Chat'te çık yayından. Çıkayım ben. Utanarak çıkıyorum. Chat ne ya? Allah Allah. Allah. Çok üstüne durmayayım. Bir de ama yani hata yaptığın zaman altını çizip üstüne gidip hatta hata defalarca yaparak da hani duymayan varsa, bilmeyen varsa chat dedim kafama. Bir daha diye. Hemen bunu geçiştirmem lazım. Chat'te süpermiş bu arada. Konudan konuya atlıyor diyerek. Şeyi söyleyeyim ki Ghost'ta biz klan kuracağız, Fractist olarak gece gündüz oynayacağız deli gibi tekrar söylemek istiyorum buradan da. Ya sen kutulu mu dijital mi diye abi sormuş, onu niye cevaplamadın da çat diye kaçtın orada. Çünkü altta Ghost'u gördüm de o yüzden bilemiyorum. Xbox One gelsin yani oyun gelsin göreyim. Kutulu oyun mu dijital mi böyle bir soru yok. Ya var da yok. Ne diyeyim şimdi? Söyleyin abi. Kutulu mu dijital mi? Hadi söyleyin. Bak bu sorunun... Niye ben cevap veriyorum? Vermiyorum. Ben vereyim sana. Bu sorunun çok güzel bir cevap verecek kişisi var. Şu anda yayına bağlanabilme haline geldi size. Sinan diye bir arkadaşım var. Oyunun dijitalini indiriyor, oynuyor. Ve hak ediyorsa gidip kutusunu da alıyor. Hatta Special Collector Edition'ı alıyor. Ve o kutuları da saklıyor odasında. Yani böyle raflara koyaraktan, mutlu bir şekilde olaraktan diye. Bu oyuna duyduğun sevgi ve bağlılıkla alakalı. Yani World of Warcraft'ın kutulusunu alırım. Kutusundaki her defteri de saklarım ben. Ama başka bir oyunun ne kutusunu alacağım ki? Yani oyunu oynamak bir şey sonra sıkılacağım bir şey gibiyse. Hani bir 6 ay oynadım. Sonra hatırlamıyorum bile ne oyun olduğunu. Ya evet bir de şey vardı. Yani bu yurt dışında sanırım biraz da çeşitlilik vardı. Türkiye'de birçok kutu o kadar şey ki yani sıkıcı ve düz ki. Yani bildiğin DVD kutusunun önünün arkasına bir işte kağıda bakın oyun falan diye resmini koyuyor. O kadar yani. İçinden de şey çıkıyor. O firmanın yani dağıtıcının broşürü çıkıyor falan. Yani bu şekilde olunca da hani ben kutulu bayağı da almaya çalışıyordum bir ara ama bir yerden sonra fark ettim ki yani o kutuları saklamak da çok keyifli olmuyor yani. Hani collectors falan almadığını söylüyor tabii ki. Hani arada mesela şimdi arkamda şeye bakıyorum. Oyunlarımın bir kısmını getirdim buraya. Mesela Command & Conquer First Decade var. Hani onun kutusu yine biraz daha geniş. Ne bileyim içinden poster monster çıktı bir şey var. Hani bir kendini belli ediyor hafta dururken ama yanımda mesela 3 tane oyun kutusu var. Hangisinin ne olduğuna dair hiç fikrim yok çünkü hepsi birbirine aynı gözüküyor. Böyle bir durum var. Ben o yüzden kutudan dijitale doğru kaymaya başladım diyebilirim yani. Ya dijitalde de şey hikayesi var ya. Daha önce de konuşmuştuk galiba. Ya da Twitch'te mi konuştuk hatırlamıyorum. Hani kalktı Bruce Willis bilmem ne diye dava açtı. Bunlar benim albümlerim aslında. Sen işte bunları bana kiralıyorsun ama öyle bir şey yok. Ben bunları para verip aldım diye. iTunes'a mı açmıştı? Öyle bir şey yapmıştı galiba. Yani dava bu kadar kötü anlatılabilir. Adam diyor ki ben benim bu zamana kadar almış olduğum bilmem kaç bin dolarlık, milyon dolarlık neyse MP3'lerim var. Orada müzik şeylerim var ve bunları ben kızıma bırakamayacak mıyım? İşte o hikaye, bravo. Yani ben bilgisayarımda duruyor, kızım kullanamayacak mı bunu? Hayır dediler yani kızınızın kendi hesabı açıp kendi indirmesi lazım. Sapık mısınız diye dava açtı. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Sayın Pirpak. Yani şimdi aynı şey Steam'de geçerli mi mesela bilmiyoruz. Steam gitti, ben oyunları ne yapacağım? Hiçbir şey yapamaz. Ya, yani seviyorum. Gitti. Teknik olarak yapamazsın da tabii benim kimse o kadar... Aldığım bir duyumda şey diyorlardı, o tür bir durumda oyunlarınızın hepsini indirin. Yani indirmeniz için bir zaman tanıyacaklar size. Oyunlarınızı indireceksiniz ve offline şey gelecek. Offline modda. Evet. Offline modda oynayacaksınız yani... ve online olmanız gerekmeyecek Steam'de. Yani bir nevi kendi serverınız gibi bir şey olacak. Sen şeyden bahsediyorsun şu an. Family sharing muhabbetinden mi bahsediyorsun? Hayır. Bunu her zaman yapabilirsin zaten. Onu biliyorum. Steam'de okuduğum kadarıyla şey yapılıyor fakat
Eğer kapatılma durumu olursa bütün oyunlarınızı bizden indirin. Yani o sahip olduğunuz bütün oyunları download edin. Yükleyin. Ondan sonra bir depolama cihazına aktarın. Yedeğini alın. Ondan sonra da Steam kapandığı zaman da o oyunlarınız offline şekilde çalışacak şekilde size bir şey gönderecekler. Yani bir program gönderecekler, bir şey gönderecekler. Böyle offline olarak çalışmaya devam edecek sahip olduğunuz oyunlar. Yani evet.